Selamünaleyküm arkadaşlar. 14 Mayıs Salı. Herkes beni soruyor. Neredesin, kayboldun falan diyor bazı bir arkadaşlar. Buradayız, yaşıyoruz, ölmedik daha. Köye gitmiyorum aralığa. Tam bu hafta sonu gelirse 3 hafta olacak. 3 haftadır yani gitmemiş olacağım. Buradaki arılara da bakmıyorum da bugün bir bakayım dedim. Bir de video çekeyim dedim. En azından yaşadığımızı haberdar ederim. Buradaki arı çiftleşmişti hatırlıyorsanız. Buradan bir peteği şeye verdim. Damın diğer köşesinde bir arı daha var. Ona destek attım. Biraz güçlensin diye. Ama işin kötü yanı, bu arı biraz saldırgan. Neyle çiftleşti gitti bilmiyorum ama gördüğünüz gibi çıkan atlıyor. Bunun anasını değiştireceğim. Beğenmedim yani bu arıyı. Gördüğünüz gibi şurada biraz bal var ama o balı ben verdim. Şurada günlüğü koymuş arı. Kameramda da bir sorun var. İnşallah böyle kopuk kopuk çıkmıyordur. Evet, buralara günlüğü koymuş onları. Belki kendi de buralardadır. Arıya bal verdim biraz. Şöyle eski petekler vardı. Onları verince arı buraya koymuş. Karşı tarafta da paket yavru görüküyor. Çok çıkmış biraz. Şuradaki şu diğer arı daha doğmadı. Şey doğdu, çiftleşmedi pardon. Yani o da bu cumartesi gelirse 3. cumartesisi olacak. Bekliyorsa hanımefendi çiftleşse de yumurta koysa. Arı gitgide küçüldü, iyice sönmeye başladı oradaki arı. Hava da kötü gitti bu hafta. Full yağmur yağdı. Yani Adana'da kışın yağmayan yağmur bir günde yağdı diyebilirim. Sel gitti her tarafta. Evet. Bu arımız da böyle. Bir de arkasına bakalım. Bunun anası karnıyor. Ama dediğim gibi kimlerle çiftleştiyse biraz saldırganlığı var. Ayı görmedik burada. Karakoğan peteğimiz yavru sökmüş. Evet. Hava da biraz rüzgarlı. Ara ondan da saldırıyor tabii. Biraz esinti var burada. Şunu da çekelim. Son duvar çizgisini çekmeyeceğim zaten. Şuna bir bakalım. Propolis her tarafı yapıştırmışlar. Bir de burada şehirde propolis şeyden geliyor. Çamdan geliyor herhalde. Kovanı açarken böyle çam kokuyor kovan. Evet. Burası da böyle. Bunu dışa alacağım. Şu yeni günlüklü çıtayı da oraya vereceğim, merkeze. Anarıyı göremedik. Belki de gördük, ben görmedim. Kamerayı da hiç beğenmedim. İnşallah böyle çekmiyordur. Kopuk kopuk çekiyor. Yani kopuk kopuk. Yani donar şekilde çekiyor. Nasıl bir şey çekiyorsa anlamadım. İlk defa böyle bir şey yapıyor kamera. O da unutmuş çekmeye. Evet. Aramızda bir sorun görükmüyor. Çok şükür. Karşı tarafta full paket yavru arkadaşlar. Duvar görüyorsunuz. Şurada açıklık var kenarda. Şu taraf. Paket yavru yani bu taraf. Evet. Bu şekilde. Pardon, bunu dışarı verecektik ya. Bunu geri alalım. Şöyle koyalım. Şunu biri çevirelim. Buraya günlükleri koymuş. Büyük ihtimalle burada olması lazım ama göremedim. Evet, burada 2 numaraya. Merkeze katalım.
Evet, yerleştirelim artık. Buharın huyunu sevmedim. Yani çok aşırı böyle saldırıp sokmuyor da tedirgin ediyor. Tam böyle vuracakmış gibi gelip çarpınıp duruyor şu an maskeye. Sevmediğim bir ara işte. Kılıç olsa anlayacağız. Demek ki buradaki erkeklerden haricinde dışarıda başka aralarda da çiftleşti. Buradaki erkek o zaman çiftleştiği zamanlarda Belfast vardı burada. Evet. Çıkmayayım bir. Şunu temizleyelim. Evet, bu da temel peteğimiz kabartmaya başlamışlar. Bunu da verelim. Aramızı kapatalım. O kara kovan peteğini dışa çekeceğim. Yani yavru söküldükçe dışarı alacağım onu. Diğer arıyı da abimiz gelip almadı. Bekliyoruz. Bütün kış boyunca bana arı ayarlı diyor. Ondan sonra ayarlıyorum. Gelip almıyor. İşte böyle oramız oluyor. Bekliyoruz bay. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim. Yaşıyoruz. Ölmedik. Soran arkadaşlara teşekkür ederek. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Adana'dan sevgiler, selamlar.